10 Ağustos 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 436, ölü sayısı 1. Ancak bunlar dünkü rakamlar, hafta sonu rakamları biraz daha düşük oluyor. Dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 20 milyonu aştı. Almanya'da hükümet son günlerde enfeksiyon sayısındaki artış sebebiyle ihtiyatlı olma çağrısında bulundu. Hükümet sözcüsü Zaybert, her birimiz kendimiz ve diğerleri için sorumluluk taşıyoruz. Koronanın kontrolüyle elde ettiğimiz kazanımları tehlikeye atmayalım, tetikte olmamız lazım dedi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Döder de riskli bölgelerden gelenlere, sınırda yapılan testlere ek olarak 5-6 gün sonra bir test daha yapılması gerektiğini söyledi. Bavyera'daki test kapasitesi günde 200 bine çıkarılacak, yaklaşık 100 yeni test merkezi kurulacak. SPD Genel Sekreteri riskli bölgelerden gelen tatilciler zorunlu korona test ücretlerini kendileri ödesin dedi. Hamburg Belediye Başkanı da aynı görüşte. Riskli bölgelere kasten gidenler bunun bedelini ödemeli diyorlar. NRV Başbakanı Armin Laschelt de aynı fikirde. Bu maliyet halkın kalanına yüklenemez diyor. Halkın kalanına yüklenen diğer maliyetler bu kadar gündem olmadı. Holdinglere halkın kalanına yüklenerek verilen milyarlarca avro destek 30 avroluk test kadar konuşulmadı. Aslında burada en mağdur biziz. Türkiye'de 4 şehre seyahat uyarısı kaldırıldı biliyorsunuz. Şimdi kalkıp uyarının olmadığı İzmir'e gitseniz dönüşte test paranızı Türkiye'de cebinizden ödemek zorundasınız. Uyarı olan yere giderseniz ücret ödemiyorsunuz. Eğitim ve Bilim Sendikası okulların açılmasının yüksek riskli olduğunu düşünüyor. Başkan Zibernik, korona öncesindeki gibi düzenli ders yapmak imkansız. Bu titaniyi bilerek buzula sürmek gibi bir şey dedi. Derste maske takılsın mı tartışması da sürüyor. Öğretmenler Birliği maskenin şart olduğunu düşünüyor. Bugün bir eyalet daha eğitime başladı. Brandenburg eyalet hükümeti kreşlerdeki ve okullardaki çocuklara rastgele korona testi yapacak. Testler gönüllü olarak 4000 çocuğa uygulanacak. Dün eleştirmiştik. Uçaklarda insanlar üst üste bazıları sürekli maskelerini çıkarıyor bazıları çenesine kadar indirip takıyormuş gibi yapıyor diye. Bunların bir anlamı yok ama zaten aynı anda yiyecek içecek servisi yapılıyor. Tüm uçak maskesini çıkarıp yemek yiyor. Uçaklarda yeni bir havalandırma sistemi var. 3 dakikada bir havayı temizliyor. Bu çok güzel. Robert Koch Enstitüsü de buna güvenerek uçaklar sağlıklı binin diyor. Ama bana göre yiyecek servisi biraz sorunlu ve orta koltuklarda boş bırakılmıyor. Lufthansa orta koltukları satışa açacağını açıklamıştı. Bugün de Korendon yandaki boş koltuğu satın alma opsiyonunu başlattı. Bu koltuklar 39.90'dan ayrıca satışa sunulacak. Türkiye'den çıkışta PCR testleri sürüyor. 8 Ağustos'tan itibaren negatif test sonucu ibraz etmeyen uçağa binemeyecek denildi. Hatta Alman Büyükelçiliği bu açıklamayı paylaştı bugün. Ama diğer taraftan havayolu şirketleri 10 Ağustos'a kadar, 11 Ağustos'a kadar alınabilir diye haberler yaydılar. Bu konuda bilgilendirme yaptılar. Yer hizmetlerini acentelere bildirdiler. Şimdi madem 8'inden sonra insanlar test olmadan uçağa binebilecekti. Neden böyle bir açıklama yaptınız sorusu ortada duruyor. Hadi bunu yaptınız. Şu açıklamaları bari güncelleyin. Müdürler başka bir şey söylüyor. Müşteri hizmetleri başka bir şey söylüyor. Tabi burada suç havayolu firmalarının da değil. Onlar da kafalarına göre belirleyemezler bunları. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü net açıklamalar yapmalı. Biz bilemeyiz. Bu internet sitesine girdiğimizde hepsini görmemiz lazım. Net ve kesin bilgiye ulaşmamız lazım ama maalesef bu mümkün değil. Bazı hastaneler sonuçları geç veriyor. Almanya en geç 48 saatte alınması şart diyor. Bu konuda güzel bir adım atıldı bugün aslında. Bakanlık özel laboratuvarlarda da test yapılmasının önünü açtı Türkiye'de. Şimdi bu test süreci hızlanacaktır. Bu konuda bir çözüm bulunması zaten şarttı. Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD'nin başbakan adayı da belli oldu. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz yarışacak parti adına. Son dönemde SPD oylarında epey düşüş var. Anketlerde %15'e kadar indi parti. FC Köln futbol takımının deplasman formasına Köln şehir silüeti işlendi. Köln'ün ünlü yapılarına yer verildi burada. D-Tip Merkez Camii de var. Şık bir davranış. Tebrik ediyoruz bunu düşünenleri. Bir de acı haberimiz var maalesef. Hamburg yakınlarında, Stade şehrinde bir din görevlisi Cemal Kınacı yüzmek için, serinlemek için girdiği Elbe Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Samsun'da toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin. Bu sene çok boğulma haberi verdik maalesef. Almanya'da bu yanılmıyorsam 6. vaka, gurbetçiler arasında 6. vaka. Nehirler, denizlerden çok farklı, çok tehlikeli ters akıntılar oluyor. Bakarsınız sakin gibi görünür ama içinde ters akıntı varsa iyi yüzme bilebilseniz kontrolü kaybedebilirsiniz. Özellikle çocukları yalnız bırakmayın. Avusturya'da Türklerin de bir azınlık grubu olarak tanınmasına ilişkin tartışmalar var. Uyum Bakanı rahat buna karşı çıkıyor. Bu durumda Suriyelileri ve Afganları da halk grubu olarak kabul etmemiz lazım diyor. Avusturya'da Hırvat, Sloven, Macar, Çek, Slovak ve Roma halkları halk grubu olarak kabul ediliyor. Kanunla belirlenen özel hakları var. Ana dilde hizmet, iki dilli okullar gibi avantajları var. Almanya'da da Danimarka, Sorb, Roma ve Sinti halklarına resmi azınlık statüsü tanınıyor. Türkler resmi azınlık olarak görülmüyor. Bunların önemli avantajları var. Örneğin schleswig holstein eyaletinde Danimarkalı azınlık tarafından kurulan SSV siyasi partisi seçim barajı %5 olmasına rağmen %3.3 ile eyalet parlamentosuna girebiliyor. Çünkü azınlık partisi olduğu için seçim barajından muaf. Avusturya'da ehliyet sınavına Türkçe girmek de mümkün değil birçok ülkede örneğin Almanya'da yazılı sınava Türkçe girebiliyorsunuz. Sadece Türkçe değil birçok dilde İngilizce, Arapça girebiliyorsunuz örneğin. Avusturya Türkçe'yi geçen sene yasakladı. Söz Partisi Türkçenin yeniden sınav dili olmasını önermişti. Uyum Bakanı buna da karşı çıktı. Mümkün değil entegrasyonun amacına aykırı dedi. Ehliyet kursunda amaç entegrasyon mu yoksa bir kişinin trafik bilgisini ölçmek mi? Burada bu soru akla geliyor tabii ki Almanca öğrenmek çok önemli. Avusturya'ya yerleşen, Almanya'ya yerleşen mutlaka Almanca öğrenmeli. Ancak kişilerin böyle kritik sınavları ana dillerinde yapmalarına da her ülkede imkan tanınmalı diye düşünüyorum. Evet Fransa'ya geçiyoruz. Paris'te birçok turistik bölgede maske takmak artık mecburi oldu. 11 yaşından büyük olup da belirlenen alanlarda maske takmazsanız 135 avro cezası var. 3 defadan fazla bu kuralı ihlal ederseniz 6 ay hapse girebilirsiniz. Belçika'da da vaka sayıları artıyor. İkinci dalga endişesi var. Sağlık kurulu sözcüsü artışın önüne geçildiğini söyledi. Belçika için iyi haber tedbirlere uymaya devam ettiğimiz sürece ikinci dalga riskini engelliyoruz dedi Jacobs. İtalya hükümeti vatandaşlarına toplam 1.600 avro korona yardımı dağıtmıştı. Bu yardımlardan Hala görevde bulunan 5 milletvekilinin de yararlandığı ortaya çıktı. Halk tepki gösterdi. Milletvekillerinin istifası isteniyor. Bu gibi insanlar her yerde varlar maalesef. Milletvekilisiniz. Yani vatandaşın korona yardımına tenezzül ediyorsunuz. Milletvekilleri son dönemde birçok ülkede maalesef halktan koptular. Özellikle dar bölge seçim sisteminin olmadığı, halkın vekili tanımadığı yerlerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda milletvekilleri ziraat mektebinde bir odada birkaç kişi kalıyorlardı. Hatta o dönem hükümet gibi çalışan heyeti temsilliğinin üyeleri, bakanlar, Masal Müfit Bey anılarında para sıkıntısından bahsediyor. Ekmek alacak paramız kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa ile görüştüm. Bankalardan veya çevreden borç bile olsa para alınmasını bir türlü kabul ettiremedim. Bir kürküm vardı onu sattık diyor. İşte bu şartlar altında derme çatma bir binada, harap bir kasabada kurulan Cumhuriyet, manda ve himayeyi reddediyor emperyalizme karşı direniyor. Saraydaki rahatını bırakıp Ankara'ya Atatürk'le beraber çarpışmak için gelenler de vardı. Onlardan biri son padişah Sultan Vahdettin'in damadı İsmail Hakkı Tevfik Oktay. Fatma Ulviye Sultan'la evli. Babası Sadrazam Ahmet Vefik Paşa. Kendisi erkan Harp Şube Başkanı, istihbaratçı ve el altından Ankara'yı destekliyor. En büyük katkısı İngilizlerin bandırma vapurunu batıracaklarını haber vermesiydi. O sayede önlem alındı. İsmail Hakkı Bey olmasaydı bugün tarih çok başka yazılacaktı. Bir süre sonra Ankara'ya geçip fiilen savaşa katıldı. Padişah kayınbederini, sadrazam babasını, sultan eşini, saraydaki rahatını bırakıp Ankara'ya gitti. İngilizler çıldırdılar. Padişaha çıkıştılar. Bu nasıl olur? Sultan Vahdettin Tevfik Paşa'yı çağırdı. Oğlun nerede diye sordu. Tevfik Paşa "Benim size sormam lazım. Sizin damadınız ve sarayın erkanı harbidir." dedi. Sultan "Oğlun Ankara'ya gitmiş." diye cevap verdi. Tevfik Paşa "Çok mutlu oldum." dedi. Belindeki kılıcın şerefine layık bir evlatmış. Kurtuluş Savaşı'nda İsmail Hakkı Bey kolordu komutanlığı yaptı. İstiklal madalyası aldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra uzun yıllar büyükelçi olarak devlet hizmetinde bulundu. Bu halkın özgür ve bağımsız yaşaması için kendi rahatından vazgeçen tüm kahramanların ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hoşçakalın.